Değerli arkadaşlar, bugün bahsetmemiz gereken konulardan biri de nasıl hamile kalınılır? Hamile kalmayı arttırıcı faktörler var mıdır? Planlı bir hamilelik olabilir mi? Onlardan bahsedelim. Şimdi bir çift hamile kalmaya karar verdikten sonra aslında çok büyük planlama yapacakları durum yoktur. Yani iş doğal akışında gidecektir. Biz Haziran'da doğum yapalım, o zaman şu adetle hamile kalalım deyip de tutturan insan sayısı çok azdır. Çünkü erkekte de problem yok, bayanda da problem yok. Bir ayda hamile kalma olasılığı %15'tir. En fazla 20'dir. %80-85'e hamile kalamaz. Durum böyle olunca çok da planlama yapmanın anlamı yoktur. Yapılamaz. Ama şöyle de bir durum var. %80'i kalamaz, öbürünün %80'i gene kalamaz, öbürünün %80'i kalamaz. 6 ile 9 ayda hamilelik olmalıdır. O zaman çok büyük planlar, çok büyük isteklerde bulunmamakta fayda vardır. Oluruna gitmekte fayda vardır. Şimdi hamilelik olabilmesi için erkek nedenlerin iyi olması, kadın nedenlerin de iyi olması lazımdır. Erkek nedenler spermiyogramla anlaşılır. Çok kolaydır. İşte sperm sayısı 15 milyonun üzerinde olacak. Hareketlilik, canlılık 1 saatte 55-60'ın üzerinde olacak. Lökosit çok fazla olmayacak gibi nedenlerdir. İmpotans problemi olmayacak, ereksiyon problemi olmayacak gibi. Bayanlara incelerken en büyük halkın dikkat ettiği konu adetlerin düzenli olup olmamasıdır. Çünkü bir çift çocuk istiyorlarsa ve bayanın adetleri düzenli ise %95 yumurtlama vardır. Böyle bir kanaat vardır. Bunun tersi de doğrudur. Yani adetler düzensiz ise %95 yumurtlama yoktur. Yumurtlama olmalıdır ki spermle birleşecek yumurta olsun. Yumurtlama olmazsa yapılacak çabaların hiçbiri sonuç vermeyecektir. Bir kadın yumurtlamasının olup olmadığını çok iyi anlayamaz. Ancak adetleri düzenli ise bunun da tarifi şudur. Ben ne zaman adet göreceğimi tahmin ederim. Hafta sonu göreceğim deyip görürüm. Veya 25 günde bir görürüm. Veya 35 günde bir görürüm deyip görüyorsa adetler düzenli sayılır. Ve onun da yumurtlaması %95 vardır. İkinci önemli konu tüplerin açık olup olmadığıdır. Tüplerinin de bir kişi açık olup olmadığını bilemez. 3-4 ay, 5 ay yumurtlama olup hamilelik olmazsa hekim ona tüplerin tıkalı olabilir, sana bir tüp filmi çekmekte fayda vardır gibi bir öneri getirirler. O da ilaçlı tüp filmidir. Anesteziyle yapılır ve kolay bir şey değildir. Bir emektir, bir uğraşmadır. Peki bunlar da güzel. Neler olabilir başka kadında sıkıntı? Rahim kız çocuğu rahmi gibidir, ceviz gibidir, küçücüktür. Adet görür ama miktarı azdır. Düzenli görür ama miktarı azdır. Bunu da ultrasonografi ile anlayabiliriz. Nasıl rahim büyüklüğü var, nasıl yok onu anlaşılabilir. Şimdi bu genel bilgilerin sonrasında kadının ne zaman yumurtlama yaptığı veya ne zaman yumurtlama, çatlama olduğu önemlidir. Çünkü yumurtlama olduktan sonra yumurta 3 gün yaşar. Bu 3 gün içinde döllenmelidir. Yani ilişkide bulunulmalıdır bu 3 gün içinde. Peki ne zaman yumurtlar? Kişi bunu sadece kendisi anlayamaz. Yani bir ağrım oldu, bir canım iştahım değişti, bir lekelenmem oldu gibi şeylerle yumurtlamanın olup olmadığı anlaşılamaz. Şimdi şöyle anlatayım ben size, daha iyi anlaşılacaktır. Bir hanımın, düzenli adet gören bir hanımın orta dönemi, iki başlangıcının arasında yumurtlama olur. Diyelim ki 28 günde bir görüyorsa 13, 14, 15, 16. günlerinde yumurtlama olur. Ve bu yumurta da 3 gün yaşar. O zaman diyelim ki 14. gün yumurtlama oldu. 15. günkü ilişki bu yumurtayı yakalar. 16. günkü ilişki bu yumurtayı yakalar. 17. günkü ilişki de bu yumurtayı yakalar. Sperm de ilişkide bulunan sperm de 48 saat yaşar. O zaman 14. gün ilişkide yumurtlama olduğunda bir gece önceki 13. günkü ilişkideki spermler bunu yakalar. 12. günkü ilişkideki spermler bunu yakalar. 11 ise yakalayamaz. O zaman biraz yukarı alalım, biraz da aşağı alalım.
adetleri düzenli hanımlarda 11. gün ile adetin 11. günü ile 18. günü arasındaki o bir haftada hamile kalınır. E peki doktor bey, benim eşim o günlerde Bodrum'a çalışmaya gitti. Evet, o ay maalesef kaçar. Ondan önce veya ondan sonraki ilişkilerin hamileliğe faydası yoktur. Çünkü spermler ölür yumurta gelişmeyeceği için öncesinde. Sonrasında da yumurta ölür, spermler istediği kadar olsun, ona faydası yoktur. Şimdi o zaman hamile kalmak isteyen çiftler 11-18. Gün arasında ilişkide bulunacaklardır. Yapılan çalışmalarda en istatistiksel olarak anlamlı hamilelik oranı her gece bir defa ilişki, her gün bir ilişki veya iki günde bir ilişkiyle ortaya çıkmıştır. Onun için bir günde birden fazla ilişki, 2-3 ilişki sperm sayısını azaltacağı için önerilmez. Yüzde olarak her gün bir ilişki bunu karşılamaktadır. İkinci dikkat edilecek konu, çiftlerin o günlerde yiyecekleri veya düşünecekleri veya yapacakları şeyler var mıdır? Mesela işte ilişkiden sonra ayaklarını duvara uzatmak, yukarıya tutmak veya hemen kalkmamak, yaklaşık bir yarım saat yatmak veya bal yemek, ceviz yemek. Hadi bakalım, bunların faydası yoktur. Genelde çiftler ilişki sonrası spermlerin hepsi dışarı çıkıyor. Biz orada bir kapalı durum var, ben anlayamıyorum bu işi diye şikayete gelir. Onun da bir anlamı yoktur. Yani tabii ki dışarı çıkacaktır. Bizim önerimiz şudur. İlişkiden sonra 10 dakika yatılması, haznenin içinin suyla temizlenmemesi ve moralin yüksek olması, psikolojik olarak kafanın takılmaması. Çünkü bizim daha tam anlayamadığımız bazı nedenlerden dolayı hamilelik başarısı bir takım hormonsal, kimyasal şeylerle etkilenmektedir. Onun için aldırmayan, çok üstünde durmayan, çok dikkat etmeyenlerde daha fazla olumlu sonuçlar vardır. Öncelikle evde gebelik testi yapmalıdır. İdrarda gebelik testi. Adet gecikmeden yapılan bazı kan tetkikleri vardır. Beta HCG'ler bakılabilir adete 2-3 gün kala ve pozitif sonuç verirler ama buna gerek yoktur. İşte o kişiler çok hassas ve isteyen kişilerdir. Dediğim gibi çok istemek bu işi olumsuza çevirir. Çok istememekte fayda vardır. Kişinin testi pozitif çıktıysa, iki çizgi çıkmalıdır idrarda gebelik testi, o zaman hamile olduğunu anlamalıdır. Bütün içtiği ilaçları kesmelidir, röntgen filmi çektirmemelidir, su çiçeği, kızamıkçık geçiren çocukların yanına gitmemelidir ve hekime, ilgili hekime müracaat etmelidir. O zaten ona o yolu izletir. Şimdi hamilelikte çok planlama yoktur. Çok dikkat edilecek konu yoktur. Ama öncelikle istemek lazımdır. Çiftin artık biz uygunuz, biz artık bu işi isteyelim demesi vardır. Bu da olumlu olarak yansıyacaktır. Şimdilik aklıma gelen şeyler bunlar. Sizinle paylaştım.